Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste bir sistemin nasıl stabilize edileceğini aslında burada tartışmıştık. Full state feedback yöntemiyle birlikte. Ancak biz şunu anlatmamıştık. O da neydi? Bizim sistemimizde verdiğimiz herhangi bir referans için aynı transfer fonksiyonunda çıkardığımız formlar gibi acaba bunu durum uzay modelinde yani state space'te nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna değinmemiştik. Şimdi bu dersimde aslında ona değineceğim. Ne yapacağım? Şöyle gideceğim bir başlama atayım önce. Reference tracking diyorum buraya. Neyle? Full state feedback yöntemiyle arkadaşlar. Ve geliyorum. Başlama atıp devam ediyorum. Şimdi bakın bizim hata sinyalimiz neydi? Aslında şu değil mi? Bir error'ümüz vardı. Bu error de aslında herhangi bir xref eksi x'ten oluşuyordu. Şimdi bakın bizim bu error'ı sıfırlayabilmemiz için aslında neyimiz vardı elimizde? Bir sistemimiz vardı. Z dot eşittir. A çarpı Z artı B çarpı bir tork ifadesi vardı burada. Ve biz ne yapacaktık arkadaşlar? Burada tork ifadesini seçerek aslında bu Z'nin içerisindeki parametreleri yani X'i ve X'datı istediğimiz herhangi bir bölgeye getirecektik. Şimdi bakın bu XRF'i biz ne yapıyorduk? PID fonksiyonunda zaten yani aslında transfer fonksiyonu formunda X bölü XRF'i verdiğimizde biz zaten TFS'ini bunu çıkarabiliyorduk. Yani sistemin aslında XRF ile X'in arasındaki yani error'ı sıfıra getirecek formu çıkarabiliyorduk. Ancak bunu matris formunda yapmak istediğimizde arkadaşlar biz ne görüyoruz? Bunun içine bakın herhangi bir XRF ben koyabiliyor muyum şu anda? Koyamıyorum. O yüzden bakın benim ne yapacağım? Şurada error'ı da aslında bir durum olarak ben burada ifade edebilsem. Yani aslında error'ün integralini ben burada sistemin içine yedirebilsem, bunun içine koyabilsem, ben artık bu sistem için ne diyebilirim? Bu sistemin içinde ki bütün katsayıları ben stabilize ettiğimde bu sistemde ne yapar? Benim verdiğim xref değerini takip eder. O yüzden bakın geliyorum. Şuraya yeni bir değişken daha tanımlıyorum. Şöyle bir E matrisi koyuyorum buraya. E new diyorum. Ve bunun yanına da x referans sinyalimi koyuyorum arkadaşlar. O yüzden bakın buraya bir tane daha state ekleyeceğim için şöyle bir new yazıyorum. Şuraya da bir new ifadesini yazıyorum. Ve bu ifadelerin içerisinde arkadaşlar bakın. Bizim A matrisimiz bu sefer ne olacak biliyor musunuz? A new ifadesi bu sefer 3'e 3'lük bir matrise dönüşecek. 0, 1, 0, 0. Burada eksi c ek bölü i ek olacak ve bir sıfır olacak ve en aşağıki duruma da aslında arkadaşlar eksi bir sıfır ve sıfır ifadesini yazacağım. Aynı şekilde arkadaşlar b new'u da buraya alıyorum ve b new'un içindeki ifadeleri de sıfır bir bölü i ek ve sıfır ifadesini koyuyorum. Şimdi bakın ben bu matrisi neden 3'e 3'lük yaptım? Aslında şundan dolayı bakın. E new'u şu an gidiyorum. Burada nasıl tanımlıyorum biliyor musunuz? 0, 0 ve 1 şeklinde tanımlıyorum. Şimdi bakın. Benim şu maviyle göstereyim onu da. Şuradaki formum aslında. Şu formum normal A matrisim. Şu formum normal B matrisi. Ancak ben buraya bir satır daha eklediğimde yani bir durum daha eklediğimde aslında bu ne oluyor? 2'ye 2'lik matris 3'e 3'e genişliyor. O yüzden bu yan taraftaki 0'a 0 ifadeleri aslında nereden geliyor? 3'e 3'e büyüttüğüm için aslında sistemin denklem formunu bozmamak için aslında ben bunu buraya koyuyorum. Aynı şekilde bakın son satıra dikkat edin şimdi. Burada bir 1 var değil mi? Burada da bir eksi 1 var. Şimdi benim ilk durumum neydi burada? X'ti. İkinci durumum X'ti attı. Ben son satırın ifadesine baktığımda burada ne görüyorum? Bir, şurada bakın onu da şöyle yazacağım. Son satırda
bir x ref var, bir de x var. Bakın e new'un içinden aslında bana ne geliyor? X ref ile çarpıldığı için burada aslında değer e new'un içinden 1 çarpı x ref geliyor. Burada da ilk satıra eksi 1 koyduğum için eksi x geliyor. Şimdi bu benim neyim aslında? Error'üm arkadaşlar. Şimdi ben bu error'ü gerçekten bu sisteme bir dinamik olarak verirsem, yani benim bu z'min içerisinde sistemimi şu şekilde update edersem, herhangi bir z matrisinin içerisinde şöyle bir x'im, bir x datım olsa ve gerçekten bunları karşılayacak bir şekilde bir tane daha bir variable tanımlıyorum, y diye bir değişkenim olsa ve bu y bakın her döngüde bana x ref eksi x'i verse ve ben bunun her döngüde integralini alsam, yani şu ifadem var ya benim error'üm, bu error'ün integralini aldığımda aslında bu ne olacak biliyor musunuz? Şurası e int eşittir x ref eksi x olacak. Zaman içerisinde aslında toplanan bir değere benim için aslında bu sistemin formu dönüşecek. Şimdi ben bunu neden yapıyorum? Benim datlı ifadelerim orada olduğu için ve A matrisim de aslında buradaki bu datlı ifadeleri, yani Z datla Z'yi birleştirdiği için ben bu sistemin içerisinde bu ifadeyi koyduğumda error'ü her döngüde toplayıp bunun dinamiğini aslında bana burada verecek. Ve ben şu A matrisini eğer ki stabilize edersem artık ne diyebileceğim? X ref x'i takip ediyor diye bileceğim arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki aslında bu sanal olarak tanımladığımız kavram bizim için önemli. Neden önemli aslında? Şundan dolayı. Bakın x ref eksi x'e biz error dedik. Burada şimdi bir error'ümüz var. Biz hep ne yapıyorduk burada aslında? Bizim bir sallıyorum burada. Şöyle bir x datımız vardı. X dat datımız vardı. Ve bu x dat datın içinde aslında burada eksi c ek bölü i ek çarpı x dat gibi bir ifade artı 1 bölü i ek çarpı tork gibi bir ifade vardı. Şimdi ben x dat datın dinamiğinin bu olduğunu biliyorum. Ama benim tanımladığım yeni ifadenin içerisinde y diyorum ya ben buraya. Buna y dediğimde, buna ben x ref eksi x dediğimde ben aslında ne yapmış oluyorum? Buradaki bu y datın dinamiğini direkt error'a eşitliyorum. Yani error'ün dinamiğinden ben gidip integralini aldığımda, yani her döngüde aslında ben bu ifadeyi topladığımda ne elde edeceğim? Aslında error'ün zaman içerisinde nasıl davrandığını kontrol edeceğim. O yüzden bakın ben sadece şu A matrisini stabilize ederek aslında ne yapmış oluyorum? Verdiğim x refler için aslında bu sistemde gidip bir aslında ne yapıyorum? Kontrolcü tasarlamış oluyorum arkadaşlar. Yani burada aslında error'ü biz her döngüde topluyoruz. Error geliyor. Her döngüde bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha topluyoruz. Neye göre topluyoruz bunu? X ref eksi x'e göre. Ve ben A matrisimin artık dinamiğini yazdığım için ve bu uydurduğum y dat değişkeni ile birlikte şu e'nin integralini alıp buraya koyduğum için, yani aslında e'nin dinamiğini buraya aslında hapsedebildiğim için artık ben bu sistemde ne diyebiliyorum? Ben bu sistemin error denklemini de bu A matrisinin içine koyduğumda, stabilize ettiğimde bu sistemi de kontrol etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi en büyük farkı aslında bu sistemde bu. Yani biz transfer fonksiyonunda aslında biz ne yapabiliyorduk? Direkt x ref ile x arasında bir ilişki kurabiliyorduk. Ama eğer ki biz matris formunda, eğer ki bir tracking, yani aslında bir referans takibi yapacaksak bu şekilde bir trikle aslında bu işi çözebiliyoruz. Çünkü bakın bir daha söylüyorum. Bu matrisi ben eğer kararlı kılabilirsem ben x ref'i kesinlikle takip edeceğinden artık emin olabiliyorum arkadaşlar. Çünkü bakın benim matrislerimde artık bir torkum vardı ya. Tork eşittir eksi k çarpı z diye bu. Ve aynı şekilde z datın içerisinde bir a new çarpı z eksi b çarpı k çarpı ne olacak burada? Z olacak. Bu da new olacak tabi b'nin yanında. Bir de bunun yanında ne olacak? Artı e new çarpı x ref gibi bir değişkenim olacak ya. Ben bu ifadeyi topladığımda bakın arkadaşlar, z datın içerisindeki ifadenin neyle ifade ediyorum? A new çarpı z eksi b new çarpı k. Şu z'yi siliyorum.
Şuraya 1 çarpı z yazıyorum. Artı diyorum burada. E nu çarpı x ref gibi bir ifade oluyor. Bu sefer bakın ben buradaki k'yı stabilize edecek şekilde şuna göre seçtiğimde bu ifade ne olarak davranıyor biliyor musunuz? Disturbance olarak davranıyor bana. Yani ben herhangi bir x ref verdiğimde bu z'yi hep sıfıra götürmek istediğim için ben bu ifadenin kontrolünü yaptığımda, stabilize ettiğimde bu değerlerin hepsi sıfıra gidecek ya. 3 değerde burada. Ama ben buraya bir tane disturbance koyduğumda x ref'te ne yapacak biliyor musunuz? Bu x ref bu disturbance değerini alacak. Belki iki tanesi yine aşağı gidecek ama biri şöyle gidecek. Hangi değer bu? Bizim x değerimiz olacak. Yani matematiksel olarak aslında biz burada bir sanal bir durum daha ekliyoruz. Onu error eşliyoruz dinamiğini. Yani bunun dinamiği gerçekten hatadır diyoruz. Eğer ki bunu her döngüde biz toplarsak ne yapmış oluyoruz? A new matrisin içine de bunu ekleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın sadece şurayı stabilize etmemiz şunu kompanze etmemize yarıyor. Çünkü bu x refi her takip ettiğinde bu sistemin içinde şunu da stabilize etmiş oluyor. Çünkü bunun içinde bir eksi x, burada da bir x ref olduğu için bu eksi x arttığında veya azaldığında zaten x ref'e göre azalacak. O yüzden bu sistem kendini aslında sıfıra götürmek isterken aslında hep ne yapacak? Bizim verdiğimiz referans x değerine gitmek zorunda kalacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu birinci konuydu. İkinci konuya geleyim. Bizim bu sistemimizde ne vardı? Şöyle biz dedik ki error burada x ref eksi x'ti. Ancak bizim şeyimiz aslında error'ümüz şöyle olsaydı. Error sallıyorum burada. X dot hatta buna x dot demeyeyim. V ref diyeyim eksi x dot. Yani biz aslında bunun bu sistemin hızını kontrol etmek istesek. Yani bizim tekerlek modelimizde verilen ifadelerde tekerleğin hızını kontrol etmek istesek ne yapacaktık? A new matrisini bu sefer bakın yazıyorum. Şöyle bir sıfır vardı. 1 vardı, bir 0 vardı. Şurada bir 0 vardı. Burada bir eksi c ek bölü l ek vardı. Şurada bir 0 vardı. Şimdi bakın biz x'i kontrol etmek istediğimiz için buradaki birinci ifadeye bakın şöyle onu da yazayım. Şunun yanında nasıl parametreler vardı? X, x dot bir de burada y dot'ımız var değil mi? Şimdi bakın ben x'i kontrol etmek istediğim için buraya eksi 1 yazıyordum. Ama eğer ben bunun hızını kontrol etmek istersen buraya 0 yazacağım. Buraya eksi 1 yazacağım. Buraya da 0 yazacağım arkadaşlar. B new aynı kalıyor. E new değeri ise arkadaşlar burada bakın benim verdiğim ifademin içerisinde 0 0 1 olacak. Ancak bu e new'un yanına bu sefer v ref değerini yazmak zorunda kalacaktım arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadelerin ilk kısmını çıkardım. İkinci kısmının aslında biz ne yapacağız? Bu sisteme gideceğiz. Yine aslında MATLAB'de M-File'ın içerisinde bu sistemin denklemlerini çıkarmaya, katsayılarını bulmaya aslında arkadaşlar sizinle birlikte çalışacağız.